ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle kademeli olarak geri getirilen İran yaptırımlarının ikinci ve son paketi resmen yürürlüğe girdi. ABD Dışişleri ve Hazine Bakanları yaptırımlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yaptırımlar İran'ın petrol ihracatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık sektörlerine hedef alıyor. Bu kapsamda 50 İran Bankası ve 700'den fazla İranlı yaptırım Pompeo, listesine alındı. Mike, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'dan petrol alımı ile ilgili yaptırımlarda geçici muafiyet uygulanacak 8 ülkeyi açıkladı. Listede Türkiye'de yer alıyor. Diğer ülkeler ise Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan ve Yunanistan. Bu 8 ülke İran'dan en çok petrol alan ülkeler arasında. Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Avrupa Birliği'nin İran'la arasında insani yardım ve bazı ticari faaliyetler dahil belli transferleri devam ettirmesine izin vereceklerini söyledi. <laughs> ABD, İran yaptırımlarından dolayı ilk teşekkürse İsrail'den geldi. İsrail Savunma Bakanı Viktor Lieberman İran'a karşı uygulamaya giren yaptırımlardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Amerikan yaptırımları ülke genelinde protesto edilirken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ekonomi yönetimiyle yaptığı toplantının ardından açıklama yaptı. <laughs> Beyaz Saray tarihinde yasalara ve uluslararası kanunlara bu kadar karşı ırkçı ve kendi kararlarına muhalefet eden bir başkanın olmadığını savunan Ruhani şunları söyledi. Yaptırımları rahatlıkla delebilmemiz gerekiyor ve bu işi yapacağız. Milletimizin birliği ve beraberliğiyle İran'a karşı zorbalık, tehdit ve yaptırım diliyle konuşmaması gerektiğini Amerika Birleşik Devletleri'ne öğreteceğiz. Amerika Birleşik Devletleri tarihin tamamı için cezalandırılmalıdır. Kadim bir millete karşı her gün yeni bir bahaneyle kabadayılık taslaması kabul edilemez. Sözünüze bağlı kalın ki o zaman konuşuruz. Amerika Birleşik Devletleri attığı adımlarla her zamankinden daha yalnız. ABD'nin adımlarını destekleyen ve karşı çıkan ülkelere bakın. Biz siyasi, hukuki ve kamuoyu noktasında büyük başarılar elde ettik. ABD'nin attığı adımlara Avrupa Birliği ülkelerinin karşı çıkması sıradan bir şey değil. Bu bizim diplomasi başarımız. Öte yandan İran, Amerikan yaptırımlarının başladığı ilk gün önemli bir hamle yaptı. İran, yerli savaş uçağı Kevser'in seri üretimine geçtiklerini duyurdu.